soracak çok soruları var. Ser biliyorum. Hatta senin elinde bazı notlar var. Sen yani gerçekten herkesin yapabileceği bir şey değil bu. İnsanın aklını açık ve net söyleyeyim, benim grim yoktur sevgili Seher. Bende Çünkü de yok. evet, bak birçok izleyici de herkes onu söylüyor. Yani insanlar ikiye bölünmüş durumdalar. Bir bölümü senin çok masum olduğunu düşünüyor. Bir bölümü de diyor ki bu kadar işin içindeyse bir şeyleri saklamak için böyle mücadele veriyor. Neyi saklayabilirim ki? İşte bilmiyorum yani, Yani eğer bir şeyleri saklıyor olsaydım bu kadar çaba göstermezdim. Bir şeyleri biliyor olsaydım yani bu kadar çaba Ya kimse senin göstermezdim. kocanı öldürdüğünü zaten düşünmüyor. Böyle bir şey düşünmüyor yani. Ama ya bu olayla ilgili bir şeyler bildiğini ve o yüzden bu kadar işin içinde olduğunu düşünüyorlar. Ya da çok gerçekten böyle kocanı çok, yani en azından yaptığı hataları biliyorsun ama yine de öldürülmesi hiçbir şekilde kabul edemediğin için. Kimse O ölmeyi yüzden hak sen bir etmez. mücadele Allah'ın verdiği veriyorsun. canı sadece Allah alır. Ya doğru tekti zaten. Arada bir şey yoktur yani. Bu verdiğin mücadelenin bir anlamı olmalı. Ya çok işte gerçekler ortaya çıksın diye bu mücadeleyi Bana o günü kim yapıyorsundur. yaşattıysa cezasını Evet. çekmesini Ya istiyorum. işte ya gerçekler, ya kim bu sana acıyı yaşattıysa o mücadelenin ortaya çıkması için bunu yapıyorsundur. Ya da işte bir şekilde bir şeyler birilerini biliyorsundur, tanıdığı biridir. Onu kamufle etmek için de işin içine girmiş olabilirsin. Şimdi çalıştığın notlar var. Hatta o notları ben onlara vermek istiyorum. Abdurrahman'a özellikle vermek Yani istiyorsun. UYAB'a girmeyi bilmiyorum dedi. Ben zaten zamanında çıkarmıştım. Bayağı ilginç notlar var. Yani bize göre de bayağı uzun uzun yazmışsın. Ders çalışır gibi Ki hepsini. onu Nurife bugün evinde yaptım. Hepsi de vardı bu arada. Onları Böyle tek Abdurrahman'a tek vermek yazdım. istiyorsun, onu biliyorum. Ver istersen. Var, yayında ver. Biz de görelim, şahit olalım. Şöyle vereyim. Sonra geri alırım. Siz Neymiş bakın. bu? Sen anlat işte, neymiş bu diyor Abdurrahman. Yani UYAB'dan aldığım ifadeler, bilgiler, çelişkiler. İlgilenmemişsin ya diyor. İlgilenmediğin için diyor. Yani Ben Recep mi? katil ya diyor. Yani Recep katil zanlısı ya. Ve onunla ilgili en ufak bir soru sormuyorsun. Çünkü işte Onu, o zaten şüpheli abla. Ben emniyete güveniyorum. Ben nasıl, niye araştırma şey yapayım ki? Ben acımı yaşıyorum. Ben emniyete güveniyorum. Görüşüyorum. Ama sen diyor ki o zaman benden niye şüpheleniyorsun diyor. Şüpheleniyorum demiyor mu öyle? Ha ne diyorsun? Çelişkileri var. Ha Sakladığı bir çelişkileri şey, var. korkusu olabilir diyorum abla. Ben yine onu yaptı demiyorum ki. Ben İyi de benim gözümle görmeden korkum olmuş kimseye olsun yaptın zaten. diyemem. Bütün bunları yapmam yani. Buraya Herkesin var çıkmam. çelişkisi. Buraya çıkmam İknur'un da zaten bir var bak. korkum O olmuş nasıl olsa. diyorsa. İknur'un da var Bence senin gözlerine bakıp konuşabilirsin. İknur'un da var çelişkisi abi. Sen kendin diyorsun. Herkesin var. İyi de siz ilk Nur'a yiyordunuz ses kaydı çıkmadan önce. Beni burada hepiniz yalancı duruma düşürdünüz. Ser biz burada Benim yani İknur'a hepiniz yalancı duruma düşürdünüz beni burada. İknur'a sormadığımı bilmiyor musun sen benim? Ben hepsini Ben soruyorum size İknur'a. dedim zaten. Ona Dikkat da et dedim. dedim. Ben size hepinize dedim. Kelimelerin Anneme nereye de dedim. gelip gittiğini Şüpheli Nur'a bilmiyor beni muyuz böyle diyorum. hani siz konuşun dedim. Ya konuşsalar ben zaten bildim Konuşmuşlardır emniyete bilmiyorum söylerim konuşmadılar mı da. ya. Ser, o, sen onlardan şüpheleniyorsun. Onlar senden şüphelendiğinde İyi de ben neden onlardan rahatsız şüphelendim. Ben İlknur oluyorsun? ablanın bir şeyleri sakladığını düşünüyordum. Ya en başından beri de düşünüyorum zaten. Ben hiçbir zaman Apo abinin bir şey sakladığını düşünüyorum. Ya da Seher'in kayınvalidemin bir şey kızı şu, sakladığını. bu ana kadar verdiği mücadelede sürekli işte benden şüphelenmediniz de ne oldu da şimdi benden şüphelenmeye başladınız? Seher Ben buna açık kızıyor. söyledim burada Seher'in kızdığı konuşmalardan olay. İletişimsizlikten o zaman hiçbir şey İyi de. konuşulmadı. Burada yayındaki gibi hiçbir şey yani o onu biliyor, şu bu şunu biliyor da hiçbir Seher şey. de diyor ki işte bak o notları görür müsün Hakan? Ben notlardan bahsediyoruz. Elinde Abdurrahman. Abdurrahman da şu anda onları inceliyor. Bir görür müsünüz lütfen? Akşam İşte bu inceleyeyim aldığım abla ben. notlardan Şimdi. dolayı kimse ben bu notları alırken diyor. Ben onların çoğu da avukattı Abdurrahman'ın zaten. elindeki notlardan bahsediyorum. Ben o notları alırken diyor kimse benimle ilgilenmedi. Kimse gelip bakmadı. Kimse davalarla ilgilenmedi. O davalar ben gittim bu notları aldım. Ben bunlara çalıştım. Siz hiç kim yani hiç şey yapmadınız yani. Umursamadınız diyor İknur'cum onu İlgilenmedik söylüyor. derken şöyle abla emniyet bizi çağırmıyor ki. Allah'ım o ama notların hepsi mahkeme sürecinden sonra. ama Seher de zaten emniyet çağırmamış ki. Seher gitmiş demiş ki ben Ama gidip bizim sizin için bilgimiz çalışayım. yok ki ablanın. Biz o Benim de bilgim yok. bilgimiz Ben de olanı bilgiyi nereden söyledi. alıyorum? Mesela annemgille ya da Apo abiyle bilgisi soruluyor. Ben de onlardan öğreniyorum aynı şekilde. Ama biz ne yapabiliriz? Emniyet biz çalışıyoruz diyor. İyi de Az biz kaldı diyor. çalışıyoruz diyor Sen da de biz dedin. Burak'ı tanımak için bile çok şey yaptık gerçekten. Biz İknur abla kime ben gidip size kızmıyorum. sorabiliriz? Siz tanıyamamış olabilirsiniz. İçinde olduğunuz. İçinde olduğunda göremiyor insan bazen. Arkadaşlar bana bir yanıt verecek misiniz? Ama Bana mesela yanıt İlknur abla verirseniz. Murat çok iyi Bekliyorum. Ben Murat'la küsmedim mi abi? Tamam O abi ben yüzden onu demiyorum. sakladığı bir İlknur şey abla ve vardı. Murat Burak'ı çok iyi tanıyormuş. Ben küstüm bak. Ya Murat'la niye saklayacağım? Ben de bunu anlayamıyorum ya. Ne Ölmeden olursa önce olsun. söylemezse küserim ben. Kim olursa olsun yani. Öldükten sonra ne Sonuçta bir can faydası var gitmiş söylemez orada. senin? Hem saklayacak Ben hiç yani dayımın şeyim yok. oğlunla bile küstüm abla. Niye küssün?
daha önce ölmeden önce uyarmadığı için. Şimdi şöyle, Veysel yayında olacaktı. Veysel'e sorularım var. Ben o sorunun yanıtını arkadaşlarımdan rica ediyorum. Ne dediniz arkadaşlar? Söyler misiniz? Ben de bilgi vereyim izleyicilerime. Veysel'in telefonunda küçük bir sıkıntı varmış. Bir görelim mi Veysel'i, ekranda göreyim. Sıkıntı varsa yayına daha sonra yaparız. Veysel, beni duyuyor musun canım? Duyuyorum. Gelsin. Teşekkürler. Biraz seste sıkıntı var ama senin de şarjın bitmiş galiba. Bakalım, sağlıklı yayın yapabilirsek ben de yayın yapmak istiyorum. Çünkü sana soracak çok sorularım var. Önce dün Mustafa, yani senin eşinin abisi oluyor. Yayında dedi ki, ben dedi haber aldıktan sonra işte damadımızın vurulduğunu, daha doğrusu hastaneye kaldırıldığını haber aldıktan sonra Veysel'le gittim oraya ben dedi. Yani diğer damadımız da, şimdi iki kardeş değil misiniz siz? İki kız kardeşsiniz değil mi Seher siz? Ben onların bir gün sonra gittiğini biliyorum. Hastaneye geldiklerini bilmiyorum yani. Şimdi Mustafa dün abin, o gün beraber biz gittik dedi. Değil mi? Mustafa ne dedi? Seher'in abisi ne dedi? Bir ekranlara getirelim. Çünkü Veysel'den, ekranda gördüğünüz Veysel, daha önce konuşmuştu kendisiyle. Yayının bu meseleye başladığımızda Seher'in ablasıyla evli. Bir de hastaneye gelmediler ki. Ama abin diyor ki ben hastaneye Veysel'le gittim diyor. Biz öyle anladık. Bir gelsin bak, abin dün ekranlarda söyledi. Bir izleyelim Mustafa'nın ne dediğini. Sen cinayet haberini nasıl aldın Mustafa'cığım? İlk başta kardeşim aradı bize. Yani numarayı tam hatırlamıyorum ama düşmüş falan filan dedi. Yani vurulduğunu söylemediler bize. Düşmüş. Seher mi haber verdi? Kiracı aradı. Kiracı Yasemin. Kardeşim aradı, kardeşim. Düştü falan filan, hastaneye geçiyor dediydi. Ha, Seher aradı o zaman, doğru mu? Evet. Hatta annem gibi sizi gidin dedim. Benim az işim var dedim. Öyle. Vurulduğunu öğrendin herhalde. Vurulduğunu, silahla vurulduğunu nasıl öğrendin? Hastanede. Kim aradı seni? Ya diğer damatla beraber hastaneye gittik işte, orada öğrendik. Yani sen de hastanede orada öğrendin. Da. Silahla vuruldu, evet. Hastanede öğrendin. Yani diyor ki diğer damatla beraber, yani senden bahsediyor Veysel, Mustafa. Ondan sonra beraber hastaneye gittik Veysel'le ve ben vurulduğunu orada öğrendim. Oysa sen bize hastaneye gitmediğini, evde hatta kayınpederinle konuşuyorsun, Seher'in babasıyla konuşuyorsun, o da sana çocuklar var gelme diyor. Siz evde kalıyorsunuz, sen bize öyle söylemiştin. Fakat Mustafa kayınbiraderin mi oluyor? Evet, kayınbiraderin oluyor. O da beraber gittik hastanede öğrendik diyor. Sen hastaneye gittin mi gitmedin mi Veysel? Ben gitmedim. Ben hastaneye gitmedim. Ben gece hastaneye, ertesi gün direkt Seher girdin evine yani. Karıştırmış olabilir. Hastaneye gelmediler çünkü 21 Ocak'ta geldiler bizim evin bak, önüne. Mustafa iki şeyin noktasında çok netti. Hatta Buran vurulduğunu, Buran işte ne şeklinde saldırıya uğradığını kimden öğrendin sorusunu sorduğumuzda ikiniz, annenin ikiniz Yasemin dediniz yayında dün. O da dedi ki çok net bir şekilde, hayır Seher bizi aradı dedi. Hatta siz bir daha söylediniz o kayıtlardan çıkar ki. Şimdi yani peki niye böyle hatırlıyor senin kardeşin? Ve arkasından da Veysel'le beraber gittik dedi. Yani hastaneye giderken, hastaneye gidiyoruz dediysem arabadayım o sırada. Yani Apo abi de hani telefonla konuştuğumu duyduysa, hani ben hatırlamıyor olabilirim. Apo abi duyduysa söyleyebilir yani burada. Aynı arabadaydık ya, hastaneye gidiyoruz demişim çünkü. Ya bilmiyorum, o da diyor ki biz vurulduğunu, orada şey olduğunu, yaralandığını şeyden öğrendik diyor. Bizi Seher aradı diyor, Yasemin aramadı bizi diyor. Ben kendim değildim ki zaten. Ama sen bize yani Yasemin aradı diye çok net bir şekilde dün ekranda söylüyorsun. Üçüncü kattaki Yasemin abla, anne ben Yasemin, annengil haber ver dedi Yasemin abla. Ben de dedim ki abla konuşacak durumum yok, sen konuşuver. Sen şu ses kaydı bir daha gelsin mi abinle yaptığımızın görüşme? Bir daha dinleyelim lütfen. Dinleyelim. Sen cinayet haberini nasıl aldın Mustafa'cığım? İlk başta kardeşim aradı bize. Yani numarayı tam hatırlamıyorum ama düşmüş falan filan dedi. Yani vurulduğunu söylemediler bize. Düşmüş. Seher mi haber verdi? Kiracı aradı. Kiracı Yasemin. Kardeşim aradı, kardeşim. Düştü falan filan, hastaneye geçiyoruz dediydi. Ha, Seher aradı o zaman, doğru mu? Evet. Hatta annem gibi sizi gidin dedim. Benim az işim var dedim. Öyle. Vurulduğunu öğrendin herhalde. Vurulduğunu, silahla vurulduğunu nasıl öğrendin? Hastanede. Kim aradı seni? Ya diğer damatla beraber hastaneye gittik işte, orada öğrendik. Yani sen de hastanede orada öğrendin. Silahla vuruldun, evet. Hastanede öğrendin. Bilmiyorum, abim bağlayın sorun o zaman. Peki Veysel, şey duydun mu? Bir daha hani ekranlara getirin de yanlış bir şey yapmayayım dedim. Duydum abla, duydum da orada bir yanlışlık var. Ben hastaneye geçmedim. Ben ertesi gün direkt mıstığı evden aldım. Beraber şeye geçtik.
Olay yerine yani seher gibi evine geçtik. Peki cinayet günü sen eve kaçtı, eve döndün? Kim, ben mi? Evet evet. Burak vurulduğu zaman saat 20.13 sıralarında sen neredeydin? Valla abla ben o gün 20.15 civarı şey değilmişim, bizim bir market var. Oradaymışım ben olay anında. Olay anında kameralar yansıyor mu senin görüntün peki? Evet. Polisler falan kamerada bulmuş zaten beni abla. Yani çünkü Mustafa da diyor ki beraber biz gittik diyor. Mustafa'yı bir bağlar mısınız arkadaşlar? Bir ulaşın Mustafa'ya. Ne diyor Mustafa? Dursun'a konuşuyor şu anda. Bir Mustafa'yla bir konuşalım. Çünkü diğer damat da gittik diyor. Benim bildiğim bir sen varsın damat Veysel. Bir de öldürülen Burak var. Onu doğru var diyor ama bir gün sonra gittiler işte. Yani onu mu yanlış diyor? Nasıl anlattın? Onu mu anlamadı acaba? Eve geldik biz bak, eve geldik. Hastaneye gitmedik biz. Tamam. Mustafa hatta şu anda. Mustafa hatta mısın? Evet. Mustafa sen o gece Burak vurulduğunda hastaneye gittin değil mi? Hayır ben gitmedim. Ailem gitti. Sen ne zaman gittin ben peki? Ben ertesi gün gittik. Ertesi gün hastaneye gittiğini yine Veysel hatırlamıyor. Sen Veysel'le gitmişsin galiba. Hastaneye gitmiyoruz biz. Bizimkiler gidiyor, vurulduğunu orada öğreniyorlar. Nereye gidiyorsun anlamadım. Biz orada öğreniyormuşuz diyor. Ne diyor anlamadım. Bizimkiler gidiyor diyor. Bizimkiler gitti ama sen dün bize öyle söylemedin. Ya ben orayı karıştırmışım dedim ya. Biz şey günü hani alt kat boşmuş falan öğrendiniz de dediniz ya. Alt öyle şey demedim ki ben dün. Ben sana şunu sordum. Dedim ki sen vurulduğunu ne zaman öğrendin? Haberi nasıl aldın? Haberi seher vermiş. Hastaneye gitmişsin Veysel'le beraber, diğer damatla beraber vurulduğunu orada öğrendik diyorsun. Hastaneye gittiğinden de bahsediyorsun. Mustafa dün öyle dedin. Ya biz ertesi gün gidiyoruz şeye, eve yani cenaze yerine. Dün hastaneye gittik dedin Mustafa. Ya bizimkiler gitti işte. Ya bir ekranlara getirelim. Sen dün bize ne demişsin ya? Gel bir daha verin arkadaşlar. Mustafa kendisini dinlesin. Getir ekranlara. Sen cinayet haberini nasıl aldın Mustafa'cığım? İlk başta kardeşim aradı bize. Ben numarayı tam hatırlamıyorum ama düşmüş falan filan dedi. Yani vurulduğunu söylemediler bize. Düşmüş. Seher mi haber verdi? Kiracı aradı. Kiracı Yasemin. Kardeşim aradı kardeşim. Düştü falan filan, hastaneye geçiyor dediydi. Ha, Seher aradı o zaman, doğru mu? Evet. Evet. Hatta annem gidip sizi gidin dedim. Benim az işim var dedim. Öyle. Vurulduğunu öğrendin herhalde. Vurulduğunu silahla vurulduğunu nasıl öğrendin? Hastanede. Kim aradı seni? Ya diğer damatla beraber hastaneye gittik işte, orada öğrendik. Yani sen de hastanede orada öğrendin. Da. Silahla vurulduğunu evet, hastanede öğrendin. Yani Mustafa açık ve net bir şekilde diğer damatla beraber hastaneye gittik ve hastanede öğrendik diyorsun. Şimdi diyorsun ki eve gittik, evde öğrendik diyorsun. Ya biz damatla şeye gittik. Anladınız mı? Yani heyecanlanmış, yanlış mı söyledin, ne yaptın, hani onu söyledin. Yanlış söyledim yani orada. Yanlış söyledin. Evet. Sen Veysel'le o gün hastaneye gitmedin yani. Yok yok yok, gitmedik. Veysel hani cenaze evine gittik, oradan dükkanına geçtik. Orada da polis aramış zaten beni. Bir dakika, avukatımız bir şey soracak Selma. Cinayet olduğunu, vurulduğunu ne zaman öğrendiniz mesela? Kimden öğrendiniz? Babam yani bizimkiler gitti. Senin gelmene gerek yok dediler. Neden hastane yokmuş işte? Evet. Vurulduğunu ne zaman öğrendiniz? Kimden öğrendiniz? Ya bizimkileri söyledi işte.